Maksimum Rock'un bugün sizden gelenler videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yine PTT'den bir sürü bir şeyler gelmiş. Hepsi birbirinden güzel. Önce bir açıklamayla gelmek istiyorum. Bu saç niye böyle? Çünkü berberim askere gitti ve 6 ay olmayacak. O yüzden bundan sonra bir süre saçım böyle. Gönderdiğiniz her şeyi okuyorum ama hepsi videoda çıkamıyor maalesef. Video çok uzun oluyor ama mümkün oldukça hepsini açmaya çalışıyorum. O yüzden hızlıca başlayalım. Önce bir nasıl göndereceğinizi söyleyeyim. Geçen videoda açıklamama rağmen anlamayanlar olmuş. PTT şubesine gidiyorsunuz. Bunu göndereceksiniz. PTT şubesine gidiyorsunuz. İstanbul, Üsküdar, Bağlarbaşı şubesine Orkun Işıtma bunu göndermek istiyorum diyorsunuz. Veriyorsunuz. Onlar gönderiyorlar. Ben şubeden alıyorum. Bu kadar basit. Şimdi hemen açalım. Burada bir sürü büyük, küçük bir sürü şey var. Şu büyükleri sona bırakıyorum. Şimdi önce mektuplara başlayalım. Bu Beste Erim'den gelmiş. O da sanırım İstanbul'dan göndermiş ve mektubun içinden mektup çıktı. Burada mektupception. Şöyle bir ufak bir kalbi var. Çok güzel bir mektup. Hemen açıyoruz. İçinde notlar. Burada birbirinden güzel notlar yazmış Beste. Burada hatta bazı CD'lerle ilgili notlar yazmış. Merhaba, ben Beste. Sizin en büyük hayranlarınızdan biriyim. Sizi 3 senedir durmaksızın izliyorum. Her saat 19'da sizi izliyorum. Saat 19'a alarm kuruyorum. Bir de böyle bir şey yollamış Beste. Dediğim gibi mektupların hepsini videoda okuyamasam da sonrasında mutlaka okuyorum. Burada isimsiz bir mektup var. Ve şurada da bir ufak posta pulu yapıştırmış. Bu mektupta Sarah Hardwick'ten gelmiş. Japonca bir şeyler yazmış. Bir de merhaba, umarım resmi beğenmişsindir ve amacım umarım hep saklarsın demiş. Hemen bakalım. Beni çizmiş. Kanal avatarımı, logomu çizmiş. Ve umarım hep saklarsın demişsin. Emin olabilirsin ki hepsini saklıyorum. Hepsi burada benimle birlikte duruyor. Hiçbirini atmıyorum ve hepsini okuyorum. Bir zarf daha var. Bu Sıla Deniz Yılmaz'dan gelmiş. Açıyoruz efendim. Büyük hissediyorum. Ha, içinde CD gibi bir şey mi var? CD mi bu? Ha, fotoğraf albümü. Abi çok iyi. Çok güzel ya. Burada kanalımdaki ilk videodan itibaren böyle videoların resimlerini koymuş. Ve altlarına da notlar yazmış. İlk videonu 24 Kasım 2010 tarihinde Dream of Aces adınla yükledi. İlk korku oyunu Amnesia Killings in Alstead'di ve videoya herkese iyi günler diyerek başladı. Avani, Happy Wheels, Slenderman derken 2 yıl göz açıp kapayana kadar geçti. Artık kanalında daha iyi içerikler üretmeye başladın ve abone sayın arttı. Burada benim tabi eski, küçüklük, çirkinlik resimlerim mevcut. Artık yavaş yavaş kanalın gelişiyordu. Sen de 25 Şubat 2013 tarihinde web siteni açtın. Videoların artık 50 bin izlenmeye ulaşıyor ve 800 like geliyordu. Daha çok indie korku oyunu çekmeye başladın. 782 bin izlenmeyle Yabancı Şarkılar Türkçe Olsaydı serisini çıkardın. Ve sonunda 200 bin aboneye ulaştın. Heavy Rain, Fahrenheit ve daha birçok indie oyun gelirken 300 bin aboneye çoktan ulaşmıştın bile. Burada kendime böyle okuyormuşum gibi oluyor, bir ilginç oldu. Şu anda 388 bin küsur abonedesin. Daha nice 1 milyon abonelere çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sanırım daha önce yollamış ama bana yeni ulaştı. Çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok önemli ve aldığım en farklı, en güzel şeylerden biriydi. Ya ben dayanamadım, şu büyüklerden birini açacağım. Çünkü merak ediyorum içinde ne olduğunu. Aa, tabii kutular. Kutular yatamak içindir. Ne yapalım? Bakalım ne gelmiş. Kaftan bir tişört mü gelmiş? Bunu kim yollamış? Ayşe Özgen yollamış. Ayşe Özgen bana daha önce de yollamıştı bir şey. Ayşe Özgen artık her hafta bir şeyler yolluyor sanırım. Kaftan tişört yollamış galiba. Bakalım. Hop. Düt 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 dü
Bu ne ya? Kağıt çıktı işte. Anlamadım ne oldu diye. Wow. Yine çok uzun bir yazı. Merhabalar, bu sana gönderdiğim ikinci posta. Seni tek taraflı pen friend ilan ettim sanırım. Hatırlamadıysan diye söyleyeyim, önceki çizimler ve 3 resim defteri sayfası dolusu yazı göndermiştim. Çevrendeki insanlar nasıl o kadar yazı yazdın diye hala şoktalar. Çoğu niye uğraştın, o kadar okur mu sanki dediler. Ama okudum ve bunları da okuyacağıma emin olabilirsin. Burada da bir tişört var. Kaftan hemen açayım. Bunu da şöyle çok güzel bir tasar. Bir dakika ya, bu şeye benziyor. Benim oynadığım Plug and Play'deki karakterlere benziyor. Musluktan bir adam çıkıyor ve sonra denize karışıyor. Çok güzel bir tasarım. Zaten kaftan tişörtlerini de çok seviyorum. Bir sürü kaft tişörtüm var. Ama siz tişört alacaksanız kaftan almayın tabii ki. Bu da kaft kalitesine yakın. Siz kaftan almayın tabii kaft. Geldik ki en büyük paketi açtım şimdi. Burada bir karton var. Kargocu amcalar birazcık tepinmişler herhalde kargonun üstünde. Burada benim resimlerim var ve şurada Oya ile eski fotoğraflarımızdan biri var. Orkun Işıtmak yazıyor. Nesi düşmüş? Nesini kargocu amcalar almış galiba onun. Şimdi burada bir şey var ama baba bu ne? Bu deve sanırım ama kum mu olmuş birazcık etraf? Bunun ne olduğunu ben dışarıdan çok mıncıkladım çünkü çok merak ettim ne olduğunu. Sanırım bu bir deve. Evet, doğru tahmin etmişiz. Bu bir deve. İlayda Çavuş göndermiş bunu da. Kendisi mi yapmış acaba? Çok güzel, bunu da kütüphaneme koyacağım. Umarım bir şey olmaz. Çünkü birazcık kumlar damlıyor üstünde. Sağlam kalırsa sevinirim. Kargocu amcalar üstüne tepinmişler çünkü. İki tane de not göndermiş. Notlara da bakalım. Notlardan birinin içinde Eminönü kartpostalı var. Kamera inşallah fokuslarsa bugün. Fokusladı. Çok güzel bir kartpostal var. Merhaba, ben İlayda Bal. 1,5 senedir senin videolarını izliyorum. Diğer mektupta yazan arkadaşıma da ben seni önerdim. İkimiz de seni çok seviyoruz. Bize kısaca arkadaşlarımız İlorlu diyor. Sen de bize İlolo diyebilirsin. Umarım yaptığımız çalışmayı çok beğenmişsindir. Evet, çok beğendim ama neden İlolo diyeceğimi anlamadım. Oya ablaya ve Okşan'a selamlar. O Okşan değil. Sonra tamam. altına yazmış. Tamam kızma, biliyorum onun adı Ponçik yazmış. evet tam kızıyordum. Okşan'a Ponçik denmez. Ponçik'e Okşan demeyin. Dur, getireyim onu. Geçen videoda göstermeyi unuttum. Herkes yazmış. Herkes biliyor tabii ki. Bu Ponçik. Tanıştırayım. Ponçik. Merhaba de abilere, ablalara. Ponçik de aslında ilk videoda olması gereken, hatta ilk videoda en başta olması gereken birisiydi Ponçik. Ama Twitter'da, Periskop'ta falan canlı yayınlarda görmüşsünüzdür muhtemelen. Bu geçen olan izleyici buluşmasında bana verildi ve Ponçik'in bir özelliği var. Bir yastık ama aynı zamanda ayıcık haline geliyor. Yastıktan böyle daha böyle sarılası bir şey haline geliyor Ponçik. Tanışın yani, Ponçik'i bilmiyorsun. Ponçik'e Okşan diyenler var. Onun sahne adı Okşan. Gerçek adı Ponçik. Sahnede Okşan diyebilirsiniz sadece. Tamam, o zaman bu videonun da burada sonuna geldik. Dediğim gibi bana kargo göndermek isterseniz PTT şubesinden gönderebilirsiniz. Ben de her hafta açmaya çalışıyorum. Her hafta bir gün sizden gelenler videosu yapacağım. Beğendiyseniz ve daha fazla vlog video, sizden gelenler videosu görmek istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Ayrıca tişörtlere orkunisitmak.com adresinden bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Hala burada mısınız? Kanalıma abone değilseniz buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer iki videoma da şu alttaki kutucuklara tıklayarak göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.